yakışır size, onu söyleyeyim. Aygün Hanım, son günlerde televizyon kanallarında tez görürük. Yani Türkiye'ye gelirsiniz. Yani ki artık çok tamaşa çağrımız bunu bilirler ki sabah Allah koysa yola düşürsünüz Türkiye'ye inşallah. Ve sizin de bugün sabah tamaşa çağrının karşısında da belə də getmezden önce çıkışınızı memnuniyetle kabul ettik. Ve bir daha sizi bugün görmemizi çok şadım. Çok sağ olun. Onu söyleyeyim önce. Aygün Hanım, bilirik ki The Best Model of Azerbaycan müsabiqəsini artık son iler keçirirler Azerbaycan'da. Ve evvel bura yani bu belə deyək təşkilata başlıq edirdi Türk iş adamı Nahid Kabakçım. Rehberlik edirdi. Ve birdenbire bu iş size havale edildi. İsterdi ki seçimi ne için sizin üzerinize düştüğü bari de bir balaca məlumat verirdiniz. Deməli mən avqust ayında Best Model of the World'un prezidenti Erkan Ozerman'ın dəvətiyle İstanbul'a yola düştüm. Ve o mənə Best Model of Azerbaycan'ın prezidenti olmaq vəzifəsini təklif etdi və mən qəbul etdim. Ve o istedi ki, Azerbaycan'da bu müsabiqəni tamam başka cür görsün. Bilmirəm, evvel geçirilen müsabiqələr belki onun zövqünü oxşamayıb, yoxsa ürək istediği cür olmayıb, yoxsa o istediği kimi görmüyübdü. Çünkü bütün bu müsabiqə artık 40 ildən artıqdır ki, bu müsabiqəyə yaradıb ve başçılıq edir Erkan Ozerman. Ona göre de o istedi ki yani bu işi ben aparım, ben de teklif ettim. Doğrudan da bu çok mesuliyetli ve nece diyorlar çok yani mesuliyetli iş talep eden bir mesele. Ben mesuliyetli bir işti, hem de ki nece istediğim ağır bir işti ve isterdi ki bu hem de büyük tecrübe talep eder. Bu müsabiqəni hardasa show formasında görsün. Ona göre de biz şimdi artık 3 ayda hazırlaşırıq bu müsabiqə üzerinde, yani işleyirik. Konsert noyabrın 1'i Respublika Sarayında geçirilecek, yani müsabiqə. Bizim çok görkemli qonaqlarımız olacak Türkiye'den. İnşallah. Azerbaycan'a davet etmişsiniz Bülent Hanım'ı. Noyabrın 1'i. Özür istedim, noyabr ayında. Sentyabr'dan boyunca okumuştum. Bu yakınlarda Azerbaycan'a Türkiye'de popüler olmuş bir model qonaq gelmişti. Benim qonağımıydı. Biz onunla iş kontraktı bağladık. Ve kontrakt da sənətlə bağlıydı. Təbii ki, eğer müğənniyle bağlayırsa, təbii ki, bu müğənniyle işlemelidir. Başka bir müğənniyin klipinde çekilmek veya oyunu sahnede, show programlarında iştirak etmek bu kontrakta yasaqıydı. Ama bu yaxınlarda bilirsiniz, Bülent Hanım'ın yeni bir klipi çıxdı ve o həmin modelle klipte çekilmişti. Ve sadece böyle bir kalmaqal, hemen o modelle bağlı bizim aramızda yine de profesyonel bakım tarafından o düzgün adım atmamıştı. Ona göre de biraz böyle alo malo, hürriyet gazetleri vesaire. Ama ki Mert, danıştığımız model Mert'ti. Mert gençti. Onun bağladığı ilk kontrakt ve çıxış ettiği ilk müsabiqə olacak bu modu. Ona göre de ben böyle çok derine gitmedim. Ve istemiyorum da, çünkü bu doğrudan da çok istedatlı gençti. Bunu ben sənətində uğurlar arzu edirəm. O ki, kaldı Bülent Ersoy'la benim aramda kalmaqal, Allah eləməsin. Onun sənətinə o kadar pərəstiş edirəm ki, ve büyük arzularla noyabrın birini gözləyirəm ve bu səfəri gözləyirəm ki, ben Bülent Hanım'dan görüşüm. Benim için doğrudan da, mələgər ki, nəinki benim için her bir çox insan için doğrudan da çok aramızda bir hisler var idi. Bakmayarak ki biraz bu medya çok sağ olsunlar, bu medya işleri kömək etdilər, az qala daha doğrusu yaxşı mənada kömək etdilər, az qala aramızda az qala küsürlük, hatta birbirimizden küsəcəydik de, ama böyle şey olmadı. Yani biz yani aramızda evvelki hürmet, mühabbet, isteği var. Ve inşallah sabah yola düşeceğim seferde Mert sahnede çıkış edecek. Ve hemen müsabiqede de ben müsiflər heyetinde olacağım. Ve elimden geleni edeceğim ki Mert orada yaxşı, layiqince çıkış etsin. Yani model kimi çıkış edecek burada Mert? Bəli. Aha. Aygün Hanım,
Siz elinizden gelen edip nece merdi seçmeye elinizden gelen edeceksiniz? Bilirsiniz neye göre? Çünkü mert doğrudan da Allah onu öyle bir ki bu biznes için yaradıktı. Bu insanın, bu gencin bütün parametreleri, bütün tabiyetten, bütün güzelliği, yani hamısı üst üste düşür. Yani azdan çoktan bizim, benim de artık informasyon var. Ve eğer o sıradan bir model olsaydı, hı hı, o cür Karifey Senetçi'nin Bülent Ersoy'un klipinde 700 modelin arasından bir o seçilmezdi. Elementar. Herhalde biz de ümit edirik ki bu müsabakada yaxşıların yaxşısı seçilecek. Elbette. Tabii ki, yani böyle olar. Ve Türkiye ile bağlı bir layihiniz de var bildiğimize göre. Orada klip çektirmek istiyorsunuz. Aygün Hanım, özür dilerim, sözü neye getiririm? Bundan evvel siz MTV'de de bir ara çıkış etmiştiniz. Yani ya Zeuşka Vastoçina'ya klip çektirmeye hakkında Dubai'de olacaktı. Ama desen təəssüf olsun ki bir alınmadı bu layihaya, hayata keçmedi. İndi onu ben açıklayayım. Ben bu yakınlarda geçirdiğim mətbuat konferansında da bütün medya işçilerine de çatdırdım ki tamaşaçılara çatdırsın. Nenki MTV ile bağlı proyekt, hem de hatta Rusya'dan da, yani Rusya'dan da birçok teklifler olmuştu ki Rusya'da beni yani raskrusit. Ama ki ve Türkiye'den olmuştu. Nedense ne Dubai'de ne Moskva'da neyse özümü görmedim. Bilirsiniz, hissetmedim o ülkelerimi. Yani ki o sahneni, o show business'te ben özümü görmedim. Ama Türkiye haradasa daha doğma, daha yakındı bana. Ve bu teklifimi kabul ettim. Ve Türkiye'ye bağlı projelerimiz inşallah bu 2 ay ərzində hayata geçecekti. İnşallah. Allah koysa bizim deyirik ki bu layihəniz uğurla başa çatacak. Allah koysa. Ve Aygün Hanım, bu sabah konağımızsınız. Tamaşaçılarımız da Aygün Hanım'ı onun gözel mahnılarına göre de sevirler. Ve istedik ki bu mahnılardan birini bu sabah bize hediye edersiniz. Biz neyse biraz çok böyle asta asta başladık. İndi ise ritmik mahnı okuyacağım. Hiç bilmiyorum ben indi o obraza nece gireceğim. Alınacak inanırım. Tek mahnınızı okuyacağım tamaşaçılarımıza. İlk defa okuyorum bu mahnını. Sizin programımızda. Çok sabahınız hayırlı olsun.